Kıymetli başkanım. Hani bir söz vardır ya, sebebi ziyaretimiz yeni atanan Demokrat Parti İl Başkanımıza ve çalışma arkadaşlarına hayırlı olsun. Sağ olun. Dileklerimizi, temennilerimizi ifade etmek. Tabii gündemde artık seçim saati mahalleye de girildi. Yine ben böyle eski tabirler kullanıyorum ama bunlar siyasette yerleşmiş, kabul görmüş tabirlerdir. Tabii ki önümüzdeki seçimle ilgili birlikte değerlendirmelerde bırakmak ve bulunmak. Ben kısaca seçimin hayırlı olmasını diliyorum. Giren seçime girecek, yarışacak partilere, yarışacak aday arkadaşların hepsine gönülden başarılar diliyorum. Türkiye'nin önemli bir döneme işte çok önemli bir karar vereceğini inanıyorum. Türk milletinin fıtratında zaten hep böyle zor günlerde, sıkıntılı zamanlarda verdiği kararlarla sorunları, problemleri çözmek yine vatandaşa düşer. Türkiye'nin yaşadıklarımızdan çıkaracağımız sonuç budur. Ümit ediyoruz. Bu seçimler Türkiye için, Türkiye'nin önünü açacak, Türkiye'ye nefes aldıracak, Türkiye'yi, vatandaşlarımızı hem ekonomik yönden hem siyasi yönden rahatlatacak sonuçlar olur diye düşünüyoruz. Ben tekrar Sayın İl Başkanıma hayırlı olsun, Allah mahcup etmesin, başarılar diliyorum. Sağ olun. Ben buraya her gelişimde aynı şeyi söylüyorum ama arkadaşlar da öyle ifade ediyorlar. Biliyorsunuz benim babam işte Nur Şimdi Yasin. Allah rahmet eylesin. Demokrat Parti'nin kurucularından yani 1946'da. Şimdi bütün herkes kullanıyor ama yeter söz milletindir. Ya. Ve ilk söyleyenlerden Çanakkale'de. Onun için bizim Demokrat Parti'yle ilişkilerimiz böyle sadli, yüzeysel, şekli değildir. Gönülden bağlarımız vardır. Evet. Demokrat Parti'ye. İnşallah bu bağları siyasi canahta da daha da güçlendireceğiz. İnşallah sizin bıraktığınız şeye biz de tekrar yükseltme için çabalıyoruz. İnşallah. Daha gençleşerek kuvvetli bir şekilde o misyonu ayağa kaldırma için uğraşıyoruz. İnşallah başaracağız. Bizim görevimiz de sizlere destek. Sağ olun. Çok Allah mahcup etmesin başkanım. Bu gelmeniz büyük destek. Hem bizim Demokrat Parti'ye bir güç, bize de iyi bir enerji oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Yani aynı enerjiyi, aynı gücü paylaşıyoruz. Yani. Evet. Biz de sizden enerjinizden zaten yola çıkıyoruz. Sağ olun. İnşallah hep beraber. İnşallah öyle olsun. Bu seçim az bir zaman kaldı. Seçimden sonra daha iyi olacak diye bekliyoruz. İnşallah. 5 dönem il başkanlığı, 1 dönem merkez ilçe başkanlığı yaptım. Ve memleket çocuğumuz Mustafa Cumhur Ersuner, Sayın Bakanımız, Anavatan dönemindeki yaptığı hizmetlerle Çanakkale'miz elektrik bakımından, birçok bakımdan büyük hizmetler aldı. Bal tutan parmağını yalar hesabı. Tabii bu arada bizim mutlu olmamız, bugün burada olmasından dolayı Sayın Bakanım'a huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Çanakkale 91'de 4-0 yaptı. Ve bugün üniversite şehri Çanakkale bizim dönemimizde. Ve devam anavatan bıraktı 4-0 yaptı bize. Biz devam ettik hizmetleri. Çanakkale'de bugün A'dan Z'ye bütün hizmetler işte bu iki partinin eseridir. Şimdi tabii bir üzüntümü de ifade etmek istiyorum. 4-0 yaptık dedik. Maalesef Sayın Bakanımız Hamdi Üçpınarlar buraya geldiği zaman geliyor partimize. Ama 3 tane daha milletvekilimiz var Çanakkale'de. Onlar bu parti binasına gelmiyor ve Sayın Bakanımız burada aramızda bizim partimizi ziyarete geliyor. Bu açık bir bizim için iftar meselesi. Kendilerine huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Memleketin hali ortada. Demokrat Parti ve anavatan kadroları olmadan bu memleket ayağa kalkamaz. Bunu bir daha söylüyorum. Yaptığımız hizmetler ortada. Allah kısmet ederse Sayın Bakanımın da bundan sonra aramıza katılarak Çanakkale'de partimizin daha yukarılara geleceğine inancımız tamdır. Çok teşekkür ederim. Bu tabii çok öngörülebilecek bir şey değil. Ama burada öngörüde bulunabilmek için işte ne yapıyor herkes? İşte önceki seçimlere bakıp değerlendiriyoruz. Kamuoyu yoklamalarına bakıyoruz. Oradan bir takım sonuçlar çıkartıyoruz. Tabii bu sonuçları objektif olarak ifade etmek istiyoruz.
Ama yani Çanakkale'ye baktığın zaman, yani Çanakkale işte merkezde %65 CHP'nin oy aldığı bir yer. Geçen seçimlerde işte iki AKP, iki de CHP'nin milletvekili çıkardığı bir yer. Onları da aklımıza tutuyoruz. Geçen seçimde İYİ Parti çok az bir oyla bir milletvekili kaybetti. Onu da tabii unutmuyoruz. Böyle baktığınız zaman yani Çanakkale'de AKP'nin geçen seçimlerde Türkiye genelinde de öyle gözüküyor zaten. Yani hem liderinde hem oylarında aşağı doğru bir çekilme var. Milletin isteği, arzusu, teveccühü artık AK Parti'nin dışında, AKP'nin dışında diğer partilere yönelmiş vaziyette. Biraz önce gene bana bir kamuoyu oklaması göndermişler. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Recep Tayyip Erdoğan bayağı önünde bir oy alıyor Cumhurbaşkanı seçiminde. Meclisin nasıl teşekkül edeceği de zaten hemen hemen Cumhurbaşkanlığının seçimiyle bağlantılı olur, ona yakın olur ki öyle olması doğrudur. Yani Cumhurbaşkanı A Partisi'nden meclisteki çoğunluk B Partisi'nden olmaz inşallah. Çünkü bu bir tesanüt meselesi. Siyasette bir hizmet edenlerin birbiriyle uyuşarak yürümesi çok önemli bir sonuç çıkartıyor. Netice itibariyle yani Çanakkale'de ben bir tahminde bulmak istemiyorum açıkçası. Ben bir tahminde bulunsam gerçekleşmesi lazım. Mahcup olmak da istemem ama netice itibariyle AKP'nin geçen seçimdeki varlığını gösteremeyeceği, muhalefetin daha da etkin bir sonuç alacağı gözüküyor. Benim tahminim o. Bence bir sorum olacak. Bir Çanakkale'de sanki siyaseten bir değişme başlıyor gibi. Yani Muharrem Bey CHP'den milletvekili adaylığında şu anda adı geçmiyor. Birinci sırada İsmet Bey'in, ikinci sırada Özgür Bey'in ismi anılıyor. Öbür taraftan AK Parti kanadından Bülent Turan dün bir açıklama yaptı ve ben artık noktayı koyuyorum dedi. Uzun süreler bu görevleri yaptım dedi. Bunlarla ilgili de bir değerlendirmeniz olacak mı? Tabii siz de çok iyi biliyorsunuz. Bülent Bey başarılı bir siyasetçiydi Çanakkale'de. Önemli görevlerde bulundu. Ümit ederiz AKP yönetimi Bülent Bey'i göz ardı etmez. Ama üç dönem kuralına takıldı. Öyle anlıyorum ben. Açıklaması o yöndeydi. O yöndeydi. Tabii onun açıklamasını itibar etmemiz lazım. Yani kendi arzusuyla veyahut genel merkezin özel bir arzusuyla dışarıda kalmış değil kendisi. Diğer taraftan bilinen bir gerçek ki yani bu önceki Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde biliyorsunuz milletvekilleri bakanlar atanmıyor. Ben başka bir sonuç çıkartıyorum Muharrem Bey'in adaylıktan çekilmesini. Ümit ediyorum inşallah bir Çanakkale çocuğu önümüzdeki dönemlerde eğer iktidara gelirse bakan olacaktır diye bakıyorum ben. Şimdiden kutlayalım biz onu. Onun için yani önemli bir değişiklik yok. AKP'nin birinci sırasına geldiği söylenen Ayhan Gider Bey tabii bizim bildiğimiz, tanıdığımız babası Anavatan Partisi'nin genel mesuliyeti yapmış. Gerçekten efendiliği de kabul gören bir arkadaşımızdır. Parti içinde tebaaz etmiştir. CHP'den birinci sırada olduğu söylenen arkadaşımız da siyasetin emekçisidir. Yıllardır gerçekten de CHP kadrolarında hemen hemen her kademede görevlerde bulunmuş bir arkadaştır. Şimdi belli olmayan İYİ Parti kaldı herhalde ama genel temayül, genel başkanlık İYİ Parti'nin atamaları merkezden yapılıyor. Yani şimdi bir partinin genel başkanı ilinde kendi yardımcısı dururken başka birinin liste başı yapması hiç olası bir şey değildir yani. Olmadı şimdiye kadar da. Ha belki başka bir şey düşünüyor olabilir. Ona bir şey demem. Ama netice itibariyle Çanakkale'deki aday listeleri hemen hemen şekillenmiş vaziyette. MHP'den atılan arkadaşları gördük. Yani bütün adaylara başarılar diliyoruz. Yani bana göre Çanakkale listesinde, listelerinde çok bir sürpriz yok yani.